Buyurun Coşkun Hocam. Şimdi e, aslında hani İpek Hocam, Zafer e, benim zaten bütün duyguları dile getirdiler de e, şöyle ifade edeyim. E, gerçekten siyaset çok kirlendi ya. Yani işte bu yapılanlarla, bu cevabı verilemeyen sorularla e, vatandaş dediğin gibi e, bunda nasıl bir karşılık verecek merakla bekleniyor. Ancak yerel seçimlerde benim gördüğüm handikap şu, e, onda da politiz olmuşuz. Yani Genel seçimde ne yapıyorsak refleks, evet. yerel seçimde aynısını yapıyoruz. Öyle mi hocam? Ben hatırlıyorum. Ee, aslında yerel seçim öyle olmaması gerekiyor, ah, işte değil mi? Bak, yani e, genel seçim, ideolojik yerel değil seçim mi? hizmet odaklı o kadar olması ya, gerekiyor. Göksu, şimdi bak ben e, o hani verimli yaşam süren işte 30 sene, 20 sene, 25 sene her neyse bunun bir beşini, yani neredeyse işte %10'unu sana teslim ediyorum ya. O yüzde onda benim tek beklentim var. Hayatın kolaylaşması, hayatın yaşadığım hayatın lüksünün artması, hizmet. Evet. E sen şimdi bunu alamadığını ve alamayacağını bildiğin halde hala körü körüne gidip de oraya oy vermek neyle örtüşür bilmem. Çünkü Değişir bunu... mi sizce? Ya da şöyle sorayım. Sürpriz iller gelir mi mesela? Ben bu seçim... Yani ideolojik anlamda... Ee... Değişiklik yaşayan net olan şeyler iller onu, değişir mi? Az önce İpek Hocam herhalde söyledi sandığa gitmeyeceğiz diye. Evet. Şimdi onun genelde toplantı kesim Cumhuriyet Halk Partisi. Yani e, o seçmen. Muhalif seçmen. İnanılmaz evet. tepkililer sandığa gitmeyeceğiz diyorlar. Ha Çözüm mü ayrı mesela ortaya tartışılır ama burada aslında mantığın bana göre şöyle işlemesi lazım. Ben tarafsız adayları görüp projeleriyle ama öyle boşa atıp dolu tutan değil ayağa yere basan projelerle bana gelen ve inandığım kişilere oyun vermeliyim diye düşünürüm. Mesela bunun yapıldığı yerler var. Ben e, şahit ettiğim öyle seçimler oldu ki hayatımda bağımsız koyuyor. Bütün partileri siliyor, süpürüyor. Evet. Niye? Çünkü o il, ilçe ona inanmış. Bağımsız da olsa bu hizmeti bana getirir diyor. O kişiler herhangi bir siyasi desteği olmadığı halde gerçekten iki 3 tane arka arka yalanları biliyorum ben. E şimdi böyle bir süreçte e, aslında doğru olan bu. Şimdi İstanbul olarak ben bir şahsi değerlendirme yapsam, İstanbul değil İzmir'de yaşıyor ama e, haftanın neredeyse yarıdan çok fazlasını çok İstanbul'da var. geçiriyoruz. Evet. İstanbul olarak bir vicdani e, kanaat getirmeye kalksam benim aklıma gelen şu olur. İmamoğlu beni basamak yapıyor, kullanıyor. Neden? Çünkü İmamoğlu'nun zaferinin o vurgusu çok önemli. Hiçbir zaman buraya belediye başkanı olarak gelmedi. Hiçbir zaman o koltuğa belediye başkanı olarak oturmadı. Şimdi İmamoğlu'nun unuttuğu vaatler diyoruz ya. Biz onu da unutalım. Sadece isim üzerinden bir değerlendirme yapalım. Ekran başında izleyenler dahil. Şu an İmamoğlu'nun aklında acaba hangi fikir öne çıkıyor? Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı mı yoksa İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı mı? Zannederim kahır eksen esas ana konunun yani İmamoğlu'nun zihnindeki esas fikrin, düşüncenin genel başkanlık olduğunu teyit eder, mühürler, söyler. Çünkü dikkat edin genel seçimler e, yani bir e, Cumhuriyet Halk seçimler yapıldı. İmamoğlu'nun hep en çok konuşulan kişi oldu. Ya bir belediye başkanı İstanbul'da ve kurultayda işte İmamoğlu şöyle müdahil oldu. İmamoğlu şunları yaptı gibi çok şaibeli iş üstünden döndü. Ve bu hiç yadırganmadı enteresandır. Yani sen kardeşim belediye başkanısın ne işin var oralarda denmedi. Zaman zaman biz şunu tartıştık. Başkan Özgür Özel mi İmamoğlu mu? Şimdi öyle bir noktaya geldi ki iş, işte Afyon'da yaşanan hadise, daha yeni taze olay. Hı hı. Orada Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çıkıp da herkesin üstünde ayarı vermek, o cümleleri kurmak hangi siyasetle örtüşür? Dolayısıyla İpek Hoca'nın az önce hani Sayın Bahçeli'de muhalefet edecektim, burada destekliyim. Aynı kutuz diye gelelim. <laughs> Şimdi e, az önce ifade etmiş olduğu husus çok önemli. Benim de vicdanen inandığım bir gerçek. O satırları İmamoğlu'nun kendisi yazmış olsaydı hatırlardı. Niye? İmamoğlu hiçbir zaman Sayın Erdoğan gibi gecenin kör vakti mezarlıklara gidip orayı denetlemedi. İmamoğlu hiçbir zaman gecenin kör vakti belediyenin asfalt ekibine getirip düzeltin bu yolu diye başında beklemedi. İmamoğlu hiçbir zaman Sayın Erdoğan gibi gece gündüz belediyede, hizmetlerde, orada burada denetimler yapmadı. Ya balıkta, ya kayakta, ya tatilde gördük. E, öyle olunca da böyle bir tablo ortaya çıkar. Şimdi ben e, kayıt tutmayı severim. Hani vaat edip de yapmadıklarını şöyle bir sıralamaya kalktım. Şimdi ne demiş? 5 yılda İstanbul'un deprem sorununu çözeceğiz. Şimdi bunu diyen kim? Koca dünyanın ilk 20'sine girmiş. Büyükşehir Belediye Başkanı. Vaat ediyor bunu kime? İşte İstanbullulara. E ne olmuş peki? Sadece çalıştayı kurulmuş bir kere toplantı o da bitmiş. Yine geldik yüz bin konut dönüştüreceğiz diyor. Bitirdiği beş bin. Nerede? 5 yıllık süre içerisinde. 15 bin yeni sosyal konut yapacağız diyor. Ortada bir tane konut yok. Yine ulaşım sorunu vaatleri içindeydi. İstanbul'da bugün herkesin yerli yabancı en çok tenkit ettiği husus trafik sorunu. Yine mevcut metro hattın iki katına çıkaracağız diyor. Tek bir metro ihalesine dahi şu ana kadar çıkılmıyor. Olana konuyor. Mesela reklamlarda ben büyük bir şeyle seyrediyorum. Hani e, reklam filmi çekip üzerine konacak şekilde aslında işin arka planında bakanlığın olduğu süreçlere sahip çıkma hangi aklın eseri benim hiç anlayamadığım ustalardan biri yine 100 bin araçlık kapalı otopark yapacağız diyor e, hani bırakın yapmayı olanlar kapatıldı yine devam İstanbul'un iki yakasında iki yeni otogar işte hala o eski otogarlar e, faaliyete devam ediyor mega busatlı yapacağız dedi. Ben İslam'da en çok üzüldüğüm olay o. Metrobüsleri taşıyan çekiciler. <laughs> ya tam tersi metrobüs insanları çekecek, taşıyacak. Yani bu kadar arıza, bu kadar e, sistem aksar mı? Aksar. Niye? Çünkü olan yapıyı yıkıp, hani söylenti bu, kendine müzahir yapıları işin başına getirmesi eleştiriliyor. 70 kilometre yeşil koridor oluşturacağız diye doğal yaşamla ilgili vaatleri var. Ya duvardaki o yeşil bana göre çok güzeldi o duvarlara yapılan panolar. Onları yok ettiler. Tasarruf açısından. He, yine bana göre hiç affedilmeyecek bir şey de bu. Bir başka ta Kılıçdaroğlu döneminden gelme bana göre yalandı bu. Hiç kimsenin ekmeğine dokunmayacağız dedi. Herkes dedi işine devam edecek dedi. Tırpan hadisesi yaşandı belediye çalışanlarında. Ve bunu artık hani ben o değil herkes söylüyor. Dolayısıyla e, nereye gidersen git sadece lafta kalan ve asla karşılığı olmayan bir takım vaatler görüyorsun. Olma ihtimali var mı? Yok. Çünkü e, dediğim gibi Yoğun'un aklı fikri başka yerlerde. Yani hiçbir zaman o koltuğa belediye başkanı olarak oturmadı. Hiçbir zaman İstanbullu önemsemedi. İstanbullu kendine basamak yapıp genel başkanına oynamayı oradan da cumhurbaşkanına yürümeyi denedi ve halen de aklında o var ama bence bu işin suçlusu İmamoğlu değil. Seçmen taban daha ilk onu belediye başkanı olarak çıkardığında direkt Sayın Erdoğan'la kıyaslayarak, ona rakip göstererek ve Cumhurbaşkanı adayımız diye çıkararak oraya tutturdu. O da haliyle bu algıyla birlikte kendini direkt buraya konumladı. Ha döner mi değişir mi ben değişeceği kanaatinde değilim çünkü İmamoğlu'nun hali aklında Ankara var. Bu yolda çalışmalar var. İşte zaten tenkit edilen hususlar da bunlar. Yani Özgür Özel'i ikinci plan atıp doğrudan parti genel başkanı havasıyla verilen edalar, yapılan söylemler, bir takım eylemler. İşte az önce Afyon örnek verdik. Dolayısıyla ben İmamoğlu'nun uzun vadede de yani seçim alma ihtimali bana göre düşük. Eğer o dediğin politize olayından İstanbul'u sıyrılırsa. bu durumda Seçimi alma ihtimali düşük ama alsa dahi ben aynı kısır döngünün yaşanacağı kanaatindeyim. Çünkü bir altyapı ve birikim yok. Yani Sayın Erdoğan, evet oradan genel başkanlık oradan cumhurbaşkanına geldi ama... ...öylesine bir ispat vardı ki İstanbul'da Sayın Erdoğan döneminde yapılanlar hala konuşulur. Hala da miras yedi diye şu anki yönetim anılır. O dönemin kalma mirasını yiyor diye ama o da kalmadı. Dolayısıyla burada... İmamoğlu'nun unutulan vaatleri gerçekten tam bir trajedi. Bunu bence bütün sebebi o projelerin asla sahibinin kendi olmaması. Birileri hazırladı, o sadece konuştu, videolar çekildi, kamuoyuna servis edildi ve bunlar olacakmış gibi bir algı oluşturuldu. Ama manzara ortada, İstanbul çok geriye gitti. Ve o nedenle seçimlerde ben hani değişik bir sonuç bekliyorum. Özellikle İstanbul konusunda çünkü kimi görürsen gör o bitmeyen trafik çilesi o akşam kuyrukları gene o metroda metrobüslerde yaşanan aksaklıklar vatandaşta ciddi bir tepki oluşturmuş. Yani biz şey yaptığımızda yolda partisine bakmadan sohbet ettiğimizde herkesin ortak şikayet konusu bu. Üstüne üstelik bir de bana göre hani önümüzdeki dönemde de aslında şu anki tabloya baktığım takdirde bir şey olmayacağı açık. Burada tabii o zaman akıl şunu öngörüyor. Diyorsun ki İstanbullu artık bu durumda e, politiz olmaktan çıkıp gerçekten hizmeti getirecek olan insana oy verir diye bekliyorsun. Aslında aynı manzara İzmir'de, aynı manzara İstanbul, e, Ankara'da da var. Yani Hamza'da e, İzmir'deki aday, e, AK, Cumhur İttifakı'nın adayı bana göre destan yazıyor. Yani çok güzel şeyler yapıyor, projelerle ortaya çıkıyor ve hepsini de konumlandırıyor. Yani olacağı kesin olan projeler ki bir tanesi Marmara. Yani İzmir'den çok ihtiyacı olan hususlardan biri. E şimdi ben düşünüyorum. Ya şehirli olarak hayatım kolaylaşacaksa benim oy vereceğim yer belli. Olmayan kuru vaatler yerine ayağa yere basan gerçekten de olacağına inandığım projelere oy atmam lazım. Ben bu seçim döneminde o iradenin işleyeceği kanaatindeyim Göksu. Az önce sordun acaba değişir mi diye. Ben ümitliyim. Çünkü gerçekten tepkiler çok büyük özellikle de İstanbul halkında. Peki. Sayın Yakınca seçmende nasıl bir düşünce yaratır bu açıklamalar? Çok, ben bunca yıldır siyaset takip ediyorum. Yani 30 yılı aşkın süredir siyasi tarih okuyorum demiyorum. Yani yakın tarihi zaten biliyoruz okuyoruz bir de siyaseti canlı olarak takip ediyorum ne olduğunu. Bir çok siyasetçi mi gördünüz? Çok da siyasetçi gördüm doğal olarak. E, Türkiye'nin demokratik ortamı da çok çeşitlidir yani gerçekten birçok renkli insanları siyasette gördük. Ya böyle Başarılı, bir dönem başarısız. görmedim diyorsun. Fakat şu an yani benim mesela demin izlediğim görüntüler ilk defa izlemiyoruz biliyorsunuz yani Cüneyt'in programından sonra böyle işte hemen <laughs> verdi ortaya baktık izledik. E, bunlar karşısında şaşkına döndüm. Şimdi neye şaşıracağımızı da ya da neye kızacağımızı da şaşırdık. Kızacağımız şey nedir? Şaşıracağımız şey nedir? Mesela Ekrem Bey'in çok fazla vaat vermiş olması mı bir sorun? Yoksa az iş yapmış olması mı bir sorun? Yoksa bunların hiçbirini hatırlamaması mı bir sorun? Ya tuhaf bir durum var. Yani şimdi siz siyasetçisiniz diyelim seçime girdiniz. E, demin mesela İpek Hanım söyledi. Allah rahmet eylesin Sayın Demirel'i söyledi. Yani ne veriyorlarsa iki katı, üç katını beş veriyorum. Beş Şimdi siyasette a beş, beş fazlasını. Mi? O tabi taban fiyat konusu biliyorsunuz. Yani popülist siyasi politikalar olur. Bazen o vaatleri verir siyasetçi. Bazen verdiği vaati yerine getiremez. Olabilir. Bu da mümkün. Yani her şey yüzde yüz olacak diye bir şey yok ki. Vaat verir. Ver, on verirseniz. kalemden biri sekse anlarım. Tabii mesela hedefleriniz var. Büyüme hedefleriniz, ücret hedefleriniz. Hayat pahalılığı ile ilgili hedefleriniz ama 6 Şubat depremi oldu, bütün piyasalar her şey şaştı. Yani büyük bir felaketin altında kalacak ülke. Ne yaptınız, her şeyi yeni baştan hesapladınız. Verdiğiniz sözleri tutmadığınız durumlar da olabilir. Fakat verdiğiniz sözü hatırlamamak çok tuhaf. Ben ilk kez görüyorum bunu. Yani ben felanca şeyi vaat ettiğimi hatırlamıyorum diyor Ekrem Bey. Bu, tuhaf olan, asıl tuhaf olan yer burası. Yoksa yani vaatler ya bol keseden atmış, tamam belli ki bol keseden atmış onu anlıyoruz yani zaten. Hani işte 3-5 şeyi gördük, şimdi Coşkun Bey de bir liste saydı. Bende de var, listede anlatmayayım. Bir de ben İstanbul'da yaşıyorum yani. İstanbul'da ben her gün o vaatlerin tutulmadığını birebir müşahede ediyorum. Ama yani sorun İst İpek Hanım'ın dediği... İstanbul başlar. dökülüyor zaten. Kendi yani durum bu, işte. yani onu görüyoruz. İşle ilgili problemlerin, çalışa, belediyenin yeterince çalışmadığını da görüyoruz. Ben örnek vereyim, daha önce de verdim, tekrar ediyorum. Kadıköy ilçesi sınırları içindeki bir problemi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olan bir problemi defalarca iletmiş olmama rağmen hiçbir muhatap bulamıyorum. Sonunda Kadıköy Belediyesi'ne ulaşıyorum da o çözüyor. Bak Kadıköy Belediyesi CHP'li yani demesin insanlar ya o falan partiye laf söylüyor diye. Yani Kadıköy Belediyesi bir ilçe belediyesi kendi küçük imkanlarıyla büyük şehrin yapamadığını yapıyor. İkisi de Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri. Ya da bir örnek vereyim şimdi mesela Ekrem Bey ya da işte Ekrem Bey'in kampanyasındaki arkadaşlar sürekli olarak bu açılan lokantaları falan söylüyorlar. Hani insanlara ucuza yemek verdikleri yerler, e, makul fiyatlı yemekler. Güzel, çok hoş bir hizmet. E, ben onları saydım şimdi hesapladım, masa sayısına baktım. Ne kadar yemek çıkıyor, ne yapıyor, ne çıktı biliyor musunuz? Çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Beykoz Belediyesi'nin Kavacık'ta bir millet lokantası var. Millet sofrası dediği bir yer var. Beykoz'dan bahsediyorum bakın. Sadece Beykoz Belediyesi'nin o millet sofrası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bütün o lokantadan daha fazla yemek çıkartıyor. Üstelik eder çıkartıyor. Ya Beykoz dediğiniz küçücük bir ilçedir. Nüfus itibariyle İstanbul'un en küçük olan yerlerinden biri. Ya oradaki belediye Murat Bey bunu yapıyor oranın belediye başkanı. Ve bunu da o kadar da parlatmıyor, cilalamıyor da. E siz koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığınız 8-10 tane lokantayı anlatıyorsunuz. Asıl yapmanız gereken ciddi ve büyük hizmetler, ağır hizmetler size sorulduğunda Üstelik yapmanız gereken de değil sorulan bakın. Gerekenler sorulsa çok daha ağır sorular sorulur. Gazeteci meslektaşlarımız çok insaflı davranıyorlar. Mesela şu sorulur. İstanbul denen şehir motosiklet ve skuter terörüne teslim olmuş durumda. Bununla ilgili ne yapıyorsunuz? Bak bu ciddi bir konu bu. İstanbul denen şehrin yolları otomobillerin bırakın otomobilleri yayaların da normal yürüyemeyeceği bir halde. Bağdat Caddesi örneğini vereyim kendi mahallemiz. Bağdat Caddesi'de kaldırım kalmadı. Ya kaldırımlar çatlak patlak, kırık dökük her yerde üstünüze çamur sıçrıyor, su sıçrıyor. Ya da efendim ufacık kaldırımlara, motosikletler, skuterler bilmem neler işgal etmiş. Belediyenin en küçük bir müdahalesi yok. Son tahlilde yalvar yakar belki valilikten bir müdahale alabilirsek işleri biraz düzeltebiliyoruz. Yani şehrin sorunu say say bitmez. İşte bu işin bir ucu temiz su, bir ucu ulaştırma vesaire. Ekrem Bey'e sorulan sorular yaptığı vaatlerle ilgili. Yani şunu söylese daha makul olacak bakın. Dese ki ya biz seçime gidiyorduk. O an Türkiye'nin koşulları, belediyenin koşulları buydu. Hani topu taca atsa bu şekilde. Öyle vaatler verdik ama onları yapamadık. Beceremedik. Falan bile dese bu bile makul. Hatırlamıyorum. Kabul edilebilir bir şey değil yani. Hatırlamıyorum. Şu demek bakın. ya Siyasette asgari ahlak çizgisini tutturmak zorundasınız. Buna mecbursunuz. Yani siz siya, siyasette değil ya herhangi bir işte gazeteci olarak da buna mecbursunuz ya. Ben gazeteci olarak diyorum ki mesela bu stüdyoda konuşuyorum. Diyorum ki efendim eee Putin'in falan işiyle ilgili, Ukrayna barışı ile ilgili şöyle bir konu var. Ben de benim iddiam budur. Ertesi hafta geliyor, yalan çıkmış söylediğim ya da yanlış çıkmış. Diyor ki birisi bana Coşkun Bey diyor ki ya böyle demiştin. Ben hatırlamıyorum vallahi falan. Ya böyle şey olur mu? Hatırlamıyor. Yani hatırlamıyorum ne demek biliyor musunuz? Cezasızlık peşinde olmak, ehliyetsizlik peşinde olmak. Kimlere ceza verilmez? Yani kimler yaptıkları fiillerin, eylemlerin sonucundan sorumlu tutulmaz? Ehliyeti olmayanlar. Bunlar kimlerdir? Ya efendim aklen, arızalı olan insanlar olabilir, engelli olan insanlar olabilir, çocuklar olabilir, efendim çok aşırı yaşlı insanlar olabilir, bunaklar olabilir. E bunun şimdi Sayın Ekrem Bey bundan hiçbiri değil. Allah şükür kanlı canlı, sağlıklı bir insan. Aklı da her şeye eriyor, kesiyor onu da biliyoruz. Yani buradaki tuhaflık bu. Bir de şuna hayret ediyorum. Yahu siz... Bu seçim zamanının elinde sonunda önünüze geleceğini ve size bu soruların sorulacağını hiç tahmin etmediniz mi arkadaş? Hiç düşünmediniz mi bunu? Yani hiç mi size soru gelmeyecek dediniz? Ya da soru geldiğinde ona vereceğiniz hani ya af buyurun lütfen yani pişkince cevaplarla geçirilmez böyle şeyler. Bunu yapamazsınız. Belagatle efendim e, ne diyelim manipülasyonla, laf cambazlığıyla üstesinden gelemezsiniz. Bir şey ya vardır ya yoktur. Metro vaat etmişsiniz, yapacağım dediniz. Yok deniz altından deniz altıyla ulaşım yapacağım dediniz. Tabii ben şuna da hayret ediyorum. Kendimi de orada ayıplıyorum. Yani bir belediye başkanı adayı 2019'da çıkmış. Ben deniz altından seyahat yaptıracağım demiş İstanbul'a. <laughs> ben gazeteciyim çıkıp sormamışım. Ya kardeşim böyle fantastik fantastik proje mi olur? Sen ne yapıyorsun? Ayakların yere basın dememişim. Yani kendimi de ayıplıyorum ben burada. Şu an yaşadığımız durum bu post truth diyorlar ya. Gerçek ötesi bir siyaset ortamına girmişiz. Yalanla yanlış birbirine karışmış. Onun için bugün bu üslup ve bu görüntü belediye kısımları çok konuşuldu. Ben belediye üzerinden konuşmayayım başka bir şey söyleyeyim. Siyasete bu hakim olursa çok kötü bir noktaya varırız. Siyasetçiler birbirlerinden bunu örnek alırlarsa mesela derse ki ya adam kafasına göre sallıyor yapıyor yapmıyor sonra da hatırlamadım bilmiyorum unuttum e İşte eşek kaçtı falan düştü. Unuttum diyor. demek garip mi geliyor? Efendim unutma yani hakkınız şunu... olan şeyler var unutma hakkınız olmayan şeyler var. Yapamadım ya dese şimdi... var ya. Bakın. Ay, ya bir, bir bir şey oldu yapamadık. Çünkü biz bütçeyi şuraya harcadık. Tasarımı yapamadık. İşte ki aslında Bak, onu 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 dese daha iyi ya. Yani yani daha hani... yapamadık kardeşim. Bravo. Bunları bu. tartışırız. Bakın tartışırız deriz ya ki. Bize oraya bütçe ayırmıştık ama işler aslında öyle gitmedi. Tamam. Onu başka bir o yere. o kadar tartışırız. tepki almazdı. Yani efendim, Almaz, ama evet. Denizaltı o kadar ütopik bir şey ki yani onu kendi bile cevaplayamadı. Şimdi <laughs> ama yani bakın seyahat. tuhaflık burada ya da diğer ütopik olmayanlara bakalım. Bunları vaat etmişsiniz. Unutacağınız şey var, unutmayacağınız şey var. Bakın şunu unutamazsınız mesela çocuğunuza... Metro vadi mesela, Hayır daha kritik bir şey. Kreş. Bak, çocuğunuza dediniz ki seni saat 3'te okuldan çıkarken alacağım dediniz çocuğunuza ve 3'te orada yoksunuz. Aa unutmuşum. Böyle bir şey unutabilir misiniz? Bir anne bir baba bunu unutabilir mi? Böyle bir şey unutma hakkınız olamaz kusura bakmayın. Bu unutmanın bir yaptırımı olur. İşte aynı şekilde siyasetçi de halka karşı sorumludur. Halka verdiğiniz sözler halkın umutlarını almaktır, halkın oyunu almaktır. Halkın iradesi bedava mı ya? Yoldan buruyor bu insanlar oylarını. Size oylarını verecekler hesabında soracaklar. Eğer bu kafa siyasete hakim olursa o zaman siyaset kirlenir, ifsat olur. Yani bir siyasetçi bakar, "Aa demek böyle de oluyormuş. Ben de yapayım." der. Bunlara yol açılır, bunlara yol verilir. O da ülkeyi toptan kirletir. Onun için mesela ben seçim sonucuna şöyle bakıyorum. Hani bu zihniyetteki bir başkan adayı seçimi kazanırsa en büyük zarar, bakın en büyük zarar öncelikle mensubu olduğu rozetini taşıdığı partiye verir. O parti biter açık söyleyeyim. Çünkü seçmene bile bunu diyebiliyorsanız, ben hatırlamıyorum diyebiliyorsanız o partinin delegelerine, o partinin seçmenlerine, o partinin üyelerine, o partinin yöneticilerine, mesai arkadaşlarınıza kapıların arkasında neler neler söylersiniz. Çünkü açıkta değil bir de yani kapıların arkasında konuşuyorsunuz. Kamuoyunun önünde ben hatırlamıyorum unuttum. Ya öyle mi diyen gülüp geçiştiren işte satır arasında o mu var diyen küçümseyen bir kişi acaba kapıların arkasında neler söylüyordur neler. Söylüyor? Benim aklıma şu geliyor. Takip ediyorsun sorayım. Ee, Özgür Özel'den bir tepki geldi mi bu duruma? Gelmedi, hayır gelmedi. Özgür Bey de suskun. Yani bu oradaki Özgür problem Bey, şu. Şeref namus sözü demişti. Tüzük değiştireceğim demişti. E Değişmedi. Bakın, yani bunu yapıyorlar söz. demek ki. Bakın buradaki bakın. problem şu. Bakın İpek Hanım burada bir mensubu olduğu siyasi partinin kuruluş öyküsü, Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bir iç hesaplaşma, tasfiye hikayesidir. Haksızca yapılan bir iştir. Herkesin göz önünde oldu. Devamı var mı? E var. Kemal Kılıçdaroğlu bakın tasfiye edildi. Bir sürü dedikodular biz söylemiyoruz. Cumhuriyet Halk Partililer söylüyor, anlatıyor. Efendim paralar geldi gitti diyorlar, orada sayıldı diyorlar, video yayınlıyorlar. Bizimle ilgili ben gazeteciyim, ben gördüğümü söylüyorum. Bunları tutuyorum, orayla bağlıyorum. Yani demek ki diyorum bir siyasetçi profili var Türkiye'de şöyle düşünüyor. Verdiğin sözün bir önemi yok, yaptığın hizmetin bir önemi yok, ideolojik çizginin, siyasi çizginin ilkelerinin bir önemi yok. Önemli olan tek şey paradır, önemli olan tek şey güçtür. Parayla güçle her şeyi satın alabilirim. Ama buna Bence tek bir Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin buna yanıt vermesi gerekir. Yani bu kusura bakma kardeşim. Bu işler böyle parayla, pulla, efendim kabadayılıkla, güçle alınacak bir alan değil. Öyle zapt verilecek bir alan değil. Siyaset alanı asgari dürüstlük, doğruluk ister. Siyaset alanı askeri askeri ilke ister. Sen onun için burada bulunmamalısın deyip diskalifiye etmesi gerekir bu zihniyetteki i̇şte gafar en büyük tehlike o biliyor musun? Yani bile bile bu durumu göre göre tekrar gidip o kişiyi Yoksa... oy vermek yani ben evet. zannetmiyorum Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni üzerinde bunların etkisi olur. Ben açık söyleyeyim. Yani bu İnşallah. bu kadar da kolay değil yani ya. Yani sen dediğin doğru. Ya, Beklenti o ama maalesef az önce bahsettik ya politiz olmuş diye. Yani Ya şimdi diyorsun. Coşkun Bey öyle insanlar da vardır. Yani mesela her halükarda belirli bir partiye oy verecek insanlar vardır. Ama seçmenin önemli bir bölümü de yani şeyini oyunu verer, verirken bu şeyleri bu görüntüleri tartar ölçer biçer hizmete bakar. Daha önemlisi bakın ben burada hizmet vaat konuşmuyorum. Unutmak, hatırlamamak gibi yani zımni bir hakarettir bu ya açık söyleyeyim. Yani bir demin İstanbul'da çocuk bir örneğini onun için mı? verdim. Yani ben size söz veriyorum. E, Coşkun, Coşkun abi seni saat dörtte falan yerde alacağım diyorum. Yağmur var, kış var, bilmem ne var. Dörtte gidiyorsun orada ağaç oluyorsun, sucuk oluyorsun şeyin altında, yağmurun altında. Ya böyle unutmak olur mu kardeşim? Sen unutursan sandıkta da seçmen seni unutur. O zaman der ki ben de seni unuttum kardeşimler. Olaylar böyle gelişir yani. Ankara'dan Zafer Şahin dinleyin. Buyurun. Göksu bir... Şimdi... Gaffar bir kavram kullandı. Böyle kavramları sık sık kullanıyor. Post-truth dedi değil mi? Gerçek, Gerçek ötesi mi? Evet, evet, evet. Gerçek evet. ötesi diye şimdi, Türkçesini söyledim. Evet zaten. Böyle bir, bakın, şimdi böyle bir siyaset yapma tarzı ortaya çıktı. Bakın, eleştiri olarak söylemiyorum. Bunu somutlaştırmak için söz aldım. Şimdi bugün ortaya çıkan bir görüntü var. İstanbul'da CHP'nin Maltepe Belediye Başkan Adayı Esin Köymen. Ee, hanımefendi 11 yıl önce Maltepe'ye kazandırılan 1 milyon metre karelik bir yeşil sahil parkı var. Orada gidiyor açıklama yapıyor. Diyor ki bu yeşil alan olmasın. Burada rant var, şu var, bu var. Şimdi 11 yıl sonra Maltepe adayı oluyor. 2013'te burası park olmasın, yeşil alan olmasın dediği yerde reklam filmi çekiyor. Bak benzer bir örnek depremden önce biliyorsun Hatay'ın bazı mahallelerinde dönemin Çevre Bakanı Mehmet Öseseki gidiyor. Bunun da görüntüleri var. Ya gelin diyor burada kentsel dönüşüm yapalım bakın durum iyi değil. Yine birileri çıkıyor orada e, biz rant istemiyoruz. İşte kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm diyor. Maalesef Hatay depreminde en çok can kaybı yaşanan yerlerden biri de o gün kentsel dönüşüme karşı çıkılan o mahalleler oluyor. Şimdi hakikaten gerçek ötesi bir durum var. Yani dün karşı çıktığınız bir alanda bugün reklam filmi çekebiliyorsunuz. Ya da yapacağım dediğiniz şeyleri hatırlamıyorsunuz. Ya da 5 yıl önce verdiğiniz vaatleri sosyal medyadan siliyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Ya günün sonunda kaybeden, günün sonunda kaybeden bu ülkenin vatandaşları oluyor. Bu şehirlerde yaşayan insanlarımız oluyor. Hangi partiye oy verirsen ver, hangi adayı desteklersen destekle. Ama kim sana yaşadığın kentte daha iyi belediyecilik hizmeti verecekse bu seçimde onu tercih etmekte fayda var. Çünkü biz yaş itibariyle 90'ları hatta 80'leri yaşamış ve hatırlayan insanlarız. Ya bu şehirler bir daha o günleri yaşamasın. Patlayan çöp dağlarında insanlar ölmesin. E, ya temel belediyecilik hizmetleri verilemiyor. Mazgallar doğru düzgün temizlenemediği için büyük şehirlerde insanlarımız sel sularında hayatını kaybediyor. Bakın bunun belediyecilikte ya da efendim geçmiş dönem altyapı şu bu alakası yok. Sadece Ankara'da 5 yılda 7 kişi sel sularında öldü. Ya başlarım siyasetine ne siyaseti? Sadece mazgalları temizleseniz, mazgalları temizleyen profesyonel ekipleriniz olsa, onlar e, siyasi kaygılarla işten çıkartılmamış olsaydı, e, bu insanlar bugün hayatta olacaktı. Böyle bir yani bunun bir yerel seçim olduğunu kimsenin unutmaması lazım. Bu seçimde İstanbul'da öyle sevgili Zafer. İstanbul'da da ilk kaybımız bizim Cici Baba'ydı. Yani sokakta yatan bir, bir abimizdi evsiz bir insandı ama herkesin baktığı, esnafın baktığı bir insandı. İlk büyük sel felaketinde Ekrem Bey yeni şeye gelmişti, yönetime gelmişti. E, kaybetti kendisini. Daha sonraki vakalar, Ankara'dakiler aynı şekilde. Sokakta yatan insanlar da değil, evinden işine giden, işinden evine gelen insanlar. 21. yüzyılda böyle bir şey kabul edilemez, olamaz yani. Bir ülkenin başkentinde ya da bir ülkenin bu kadar gelişmiş bir şehrinde sel baskınından ya da başka yani önlenebilir bir sebeple bir insanın ölmesi, kaybedilmesi, belediyenin bu kadar tedbirsiz olması, bu kadar ilgisiz olması, e, insan vicdanına yer alıyor. Gerçekten hangi adayın seçildiğini, kime oy verildiğinin bir önemi yok. Adayları şu anda gösteriyoruz ekranda. Her Partinin adayı var. Yani insanlar gidip oy verebilirler ama mutlaka değerlendirme kriteri şehirde alınan hizmet olmalı. Çok önemli bir konu. Verilen Bu bir yerel seçim. tutulan var mı Gaffar hatırladın? Ya tek tük şeyler var abi. Bu kültür sanat işleriyle ilgili birkaç parça iş var. Yayıncılık işleri var. Ee, yani bun, bakın gerçekten bunu söyleyeyim. Ee, Ekrem Bey'in söz verdiği işler arasında mesela yayıncılıkla ilgili işler var. Birkaç güzel kitaplar falan basıldı. Bazı işte konsermosel işleri, ufak tefek şeyler var. Fakat bunlar inanın yani bir, yani bir <laughs> evet. İstanbul gibi bir şehrin ihtiyaçlarının yanında çok küçük şeyler. Çok çok küçük yani mukayese götürmeyecek şeyler yani. Bir örnek vereyim bakın Göztepe metrosunun açılışı falan diye konuştular. Şu anda Göztepe İstasyon Caddesi tamamen tıkalı vaziyette. Anadolu Yakası'nın en önemli arterlerinden biri tamamen kapalı. Bundan 4 sene önce bitmeliydi bu metro. 4 sene bakın. 3, Şu an en... 4 sene önce bitecekti. Hala bitmemiş. E bunun hesabını verin abi. Niye yapmıyorsunuz? Şu an en hummalı yürüyen hemen büyükşehir Belediyesi'nin hemen yanı başında Bizans kalıntıları var. Bir arkeolojik araştırma en kapsamlı yürüyen. O. Ya onlar var şimdi yani Sonuçta bu koskoca bir mekanizma çalışıyor, bir şeyler de yapılıyor. Ama mesela ben şimdi vakit almak istemiyorum ama çok büyük şeyler geliyor bize. Mesela restorasyon çalışmaları ile ilgili belirli şirketlere özellikle yönlendirilen ihaleler falan. İleride yazacağız bunları. Yani dosyalar var bir sürü, bir sürü tuhaf şeyler var. Onlar ayrı Buraya konu. Buraya girmiyoruz zaten. Onlara girmiyoruz. Yani o kadar yani çok şey var Burada ki. kalmak istiyorum ben. Yani bu konuya bakınca işte adaylar orada. Ama o adaylardan bir tanesi 5 yıl boyunca bu şehre hizmet ediyordu hizmet etme vaadindeydi ve onun da vaatlerini ne kadar gerçekleştirdiği neyi hatırladığı o da ortada önümüzde.